Merhaba, CNN Türk ekranlarında her şeyden önce programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konumla birlikteyiz. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Korkut Aslan. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam önce bu genel olarak düşüklerden sonra yapılan kürtajların hani gerekliliği neden olduğu, her düşüğe kürtaj yapılır mı böyle bir kavram karakajısı var. Biraz açabilir miyiz bu? Düşük ve kürtaj olayının algoritmasını. E, düşük gebeliklerde çok sık gördüğümüz bir durum. E, genellikle ilk 10 hafta, yani ilk trimester, ilk trimester ilk 12 haftalık bir süreç. E, genellikle bu dönemde çok sık görüyoruz. E, bu düşüklere birçok nedeni var. Bunların çoğu e, ilk baş, ilk trimesterde gördüklerimizin çoğu kromozoma bozukluklara bağlı oluyor bu düşükler. E, %80'i diyebiliriz. Bunun dışında anatomik nedenlere bağlı da işte polip olsun, miyomlar olsun veya rahim ağzı yetmezliği olsun bu durumlarda da ve hormonal e, tabi bozukluklar bu durumlarda da düşük düşüğü çok sık görüyoruz. Peki hocam kürtaj sadece düşüklerde mi olur? Yani düşük yapmış kadınlarda mı olur? Genelde kürtaj daha çok tabi isteğe bağlı kürtaj işlemi yapılıyor. İstenmeyen gebeliklerde çok sık yapılıyor. Küretaj zaten rahmin iç yapısının kazınması anlamına geliyor. İsteğe bağlı kürtajlar daha çok yapılmakla beraber dediğimiz gibi bu düşüklere bağlı veya diyelim menopoz sonrası hastanın çok kanaması olduğu rahimden örnek almaya bağlı da kürtaj işlemi çok sık yapılan bir durum. Ama daha çok tabi isteğe bağlı yani istenmeyen gebelikler sonucunda yapılan bir işlem kürtaj işlemi. Hocam. E... Bir de merak ettiğim konu benim dermatoloji uzmanı olduğum için benim de alanıma az çok giriyor. Bu genital sihirlerin bir kadın doğumcu tarafından değerlendirilmesi sonrasında bu hastalık konusunda sizin yaklaşımınız, tedavi planlamanız nasıl oluyor hocam? Şimdi genital sihir çok sık gördüğümüz bir durum. HPV dediğimiz bir virüs var. Human papilloma virüs. ...daha çok HPV'nin neden olduğu bir hastalık diyelim. Genital sihirler, daha doğrusu bu HPV virüsü daha çok cinsel yolla bulaşabilen bir hastalık. HPV'nin yüzden fazla çeşidi var. Tabi buradaki en önemli nokta bu HPV virüsünün kanserlere neden olabilmesi. Bayanlarda özellikle rahim ağzı kanserine neden olabiliyor. Tabi her tipi olmuyor veya HPV virüsü sizde varsa... Bu kanser olacak demek değil, ama bazı tipleri e, mesela Kansan. rahim ağzı kanserinde yüzde 80'inde pozitif saptanıyor. Esas önemi HPV'nin buradan geliyor bu siillerin. E, en kötü şey de tabii bu siillerin tekrar edebilmesi. Biz e, lazerli veya koterli veya kriyo dediğimiz yöntemlerle bu şey siillerin tedavisini yapıyoruz. Ama tedaviden sonra bunlar tekrar edebiliyor. E, bu tabi can sıkıcı bir durum. Onun dışında bir de tabi kanser e, olgusu var. E, kanser de sırf bayanlarda neden olmuyor. Erkeklerde de artık kansere neden olduğu saptanmış. Penis kanseri olsun. E, veya e, ağız oral bölgede e, o bölgenin e, kanserlerinde %20'sinde e, neden olduğu saptanmış. O yüzden biz olgularda C'yi e, saptadıklarımızda, hem genital bölgeden sürüntü veya e, örnek alıyoruz. Artı e, oral bölgeden de, boğazdan da e, örnek alıp bunu şey yapıyoruz. incelemesini yapıyoruz. Peki hocam e, bu koruma yöntemi olarak e, bir ön yani siili kanser olmadan e, tedavi ettik. Tekrarlamaması için e, yöntemimiz var mı? Siilin yani size bir ilaç verelim de bu Virüsü vücudunuzdan yok edelim diye bir tedavisi yok. Bunu biz ne yapıyoruz? Hastanın genellikle bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışıyoruz. Bunun için ilaçlar var. İşte genelde bunlar bitkisel ilaçlar oluyor. Gıda takviyesi diye de şey yapılıyor, anılıyor. Bunların hiçbirinin yüzde yüz etkinliği yok esasında. Yani bir kişiye verdik tedaviyi, birkaç ay uyguladık sonra. HPV virüsü negatif saptanabiliyor ama başka birisinde bu yine pozitif olarak devam edebiliyor. E, tedavide esas amaç bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bunun işte gıda takviyesi tarzında ilaçlar e, yanında hastanın uyku düzeni, yaşam kalitesi, yemesi, içmesi e, bunlar çok önemli. Uyku düzeni, stressiz bir yaşam. Çünkü genelde viral enfeksiyonlar bağışıklık sistemi düştüğünde ortaya çıkıyor. Mesela dudaklardaki uçuklar gibi. <laughs> Bir sürekli konu değiştiriyorum ama kürtajda sormak istediğim bir soru daha var. Ee, biz düşeye bağlı kürtajdan bahsettik. Peki isteğe bağlı kürtaj, bunun e, isteğe bağlı kürtajın yasal bir sınırı ya da durumu nasıl? Biraz açar mısınız hocam? Anladım. Dediğim gibi kürtajların çoğu isteğe bağlı yapılıyor zaten. Ee, önce ben size kürtaj işlemini kısaca anlatayım. Ee, kürtaj kazıma anlamına geliyor. Rahmin içini e, bir şekilde kazıyoruz. Burada da ee, anlatmak açısından çizdim. Genelde gebelik diyelim bu bölgede oluştu gebelik kesesi. Tamam. Ee, yasal sınır 10 haftaya kadar zaten Türkiye'de 10 haftaya kadar yasal olarak kürtaj yapılabiliyor. Ee, bu vajinal kanaldan girip içerideki bu gebelik kesesini vakum yoluyla aspire ederek yani bu vakum dediğimiz e, rahime en az zarar verecek yöntem aspire ederek e, kürtaj işlemini sonlandırıyoruz. Ortalama 3 ila 5 dakika arasında sürüyor. E, steril tek kullanımlık aletlerle yapılıyor işlem. Zor bir süreç değil. Yok yaklaşık 5 dakikada e, işlem tamamlanıyor. Genel anestezi uyutarak da yapılabiliyor veya lokal anestezi ile uyuşturarak yapıyoruz. E, uyutarak yapıldığında hasta işlem öncesi genel anestezi ile uyutuluyor. İşlem biter bitmez uyanıyor. Yani toplam bir 5 dakikalık bir uyku genel anestezi süreci oluyor. Uyandıktan sonra bir 10-15 dakika dinlenerek normal e, evine gidecek şekilde kendisine geliyor. Sosyal yaşantı fazla bir kısıtlanma yok o zaman. Yani hastaya adet gördüğünüzü e, düşünün diyoruz. Aynen adet dönemi gibi sonraki bir haftada hafif kasık ağrısı olabilir. Adet sancısı gibi e, sancıları olabiliyor. Adet gibi az az kanamaları olabiliyor. Bir hafta sonra zaten bir kontrolü var hastanın kontrole geldiğinde tekrar bakıyoruz. Kontrolde neye bakıyoruz? Bazen içeride kan birikmesi olabiliyor. Evet, hocam. Rahim ağzı dar olunca şu bölge içeride kan birikebiliyor. Açıkçası öyle bir durum var mı yok mu onu görmek için çağırıyoruz hastalarını Kontrolü çağırıyoruz. Kontrolünü yapıyoruz. Öyle bir durum varsa da ufak bir kateterle girerek o içeride biriken kanı boşaltıyoruz. Ee, yasal olarak dedik 18 yaşından büyük olması gerekiyor hastanın. Gebeliğin 10 haftadan ufak olması gerekiyor. Eğer evli ise hastadan eş izni istiyoruz. Tek başına yetmiyor. Yani, tek başına yetmiyor. Eşinin mutlaka izni olması gerekiyor. Eğer bekarsa kendi isteğiyle yapılabilir. 10 haftadan sonra da kürtaj işlemi yapılabiliyor. Eğer e, bebeğin kalbi durmuşsa, atmıyorsa yani yaşamıyorsa veya bebekte yaşamla bağdaşmayacak bir anomali varsa bu durumla ileriki haftalarda da e, yasal olarak kürtaj işlemi yapılabiliyor. Bunun 24 hafta gibi bir sınır var. Biz viabilite sınırı diyoruz. Çünkü 24 haftadan sonra diyelim bebekte Down sendromu saptandı. O zamana kadar saptanmadı, şey yapılmadıysa, gebelik sonlanmadıysa 24. haftadan sonra sonlandıramıyoruz. Sakatlık olması belli olmasına rağmen. Çünkü 24. haftadan sonra bebeğin yaşa, doğduğunda yaşayabilirlik bir özelliği var. O yüzden bir 24 hafta gibi de bir sınırımız var bizim. Hocam çok değerli bilgiler aktardınız. Gerçekten bilinmeyenleri konuştuk bugün. Sağ olun, teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet efendim. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki her şeyden önce programında görüşmek dileğiyle esenlikle kalın, sağlıcakla kalın.